Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre bir günde 71 kişi daha hayatını kaybederken toplam ağır hasta sayısı ise 1428 olarak kayıtlara geçti. Tabloya göre 1401 kişi sağlığına kavuşurken 1723 kişiye hastalık tanısı kondu. 71 can kaybı, 1428 ağır hasta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilançosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 112.131 COVID-19 testi yapıldı. 1723 kişiye hastalık tanısı kondu. 1401 kişi sağlığına kavuşurken toplam iyileşen hasta sayısı 302.499'a yükseldi. Son testlerle birlikte toplam test sayısı 12.306.909'a çıktı. Tamam, tamam, tamam. Toplam hasta sayısı ise 345.678 oldu. Şu ana kadar 9.224 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Yatak doluluk oranı %48,7 olarak kayıtlara geçti. Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının düşmesinin bulaş yollarını engellemekten geçtiğini söyledi. Tedbir çağrısını yineledi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Artvin'in Şafşat ilçesinde vaka sayıları bitme noktasına geldi. Peki 17 bin nüfuslu ilçe bunu nasıl başardı? Cevabı haberimizde. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde tedbirleri hiç gevşetmeden uygulayan ilçe örnek oldu. Maskesiz bir kişi göremezsiniz. Bilinçli olmak, e, insanların da daha duyarlı olması dolayısıyla emin emin vakaların sıfır indiğini duyuyoruz. Burası Artvin'in Şavşat ilçesi. Sakin şehir unvanlı Şavşat'ta herkes maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Mecbur kalmadıkça sokağa bile çıkmadılar. Böylece vaka sayıları büyük oranda geriledi. Mesafe korundu, maskesiz çıkılmadı çocuklar falan fazla dışarıda yok. Herkes bu kurallara uymaya çalışıyor. Kalabalığa gitmiyoruz, misafir almıyoruz. Ne bileyim uzak duruyoruz. 17 bin nüfuslu ilçede polisin kural ihlalinden dolayı ceza yazmasına bile gerek kalmadı. Çünkü herkes üstüne düşen görevi biliyordu. Çıkmıyor hep balkonda oturduk. İlk zamanları biz balkondan aşağı inmedik. Ekmek aldık evimize geldik. Maske kullanımı, sosyal mesafe artı e, Sayın Kaymakam Bey'imizin de bu konudaki denetimleri hassas davranması sonucunda e, başarıya vardık. Vaka sayısının neredeyse sıfıra indiği şavşatta vatandaşlar yine de tedbiri elden bırakmıyor. Avrupa salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka artışına sahne oldu. Son bir haftada 700 bin yeni vaka tespit edildi. Sokağa çıkma yasaklarıyla kalabalık etkinliklerin yasaklanmasının yanında yeni önlemler de gündemdi. Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında rekor artış sürüyor. Kıtada son bir haftada vaka sayısı 700 bini aştı. Uzmanlar Avrupa'nın yeni bir dönüm noktası yaşadığı görüşünde. Avrupa'da en çok can kaybının yaşandığı İngiltere'de günlük vaka sayıları 16 bini aştı. Ülkede yeni önlemler devrede. Başkent Londra'da halkın ev ziyareti yapması ya da kapalı mekanlarda buluşması yasaklandı. Vaka artışının sürdüğü Fransa'da günlük 32 bin vaka kayda geçti. Paris yönetimi 4 hafta sürecek yeni tedbirleri yürürlüğe aldı. Başkent Paris'te 8 kentte akşam saat 21'den sabah saat 6'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Belçika ise ilk kez günlük vaka sayısında 10 bin açtı. Ülkede alarm seviyesi 4'e yükseldi. Uzaktan çalışma, ülke genelinde tüm restoranların 4 hafta kapanmasıyla 24-05 saatler arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması gündemdi. Almanya'da da son 24 saatte 7830 yeni vaka kaydedildi. Bu rakam salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı. Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier yakın korumasının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı. Salgında ağır darbe alan İtalya'da son 24 saatte 10.925 yeni vakanın tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.